getiriyoruz. Zada Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına sabır diliyoruz. Bir de kayıp vatandaşımız var. Onun da sağ salim evine dönmesini temenni ediyoruz. Değerli basın mensupları, bugün dün atanan Merkez Yönetim Kurulumuz ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yeni Merkez Yönetim Kurulumuz her biri kendi alanında uzman olan, önemli başarılara imza atmış, yaş ortalaması 49 olan isimlerden oluşuyor. Merkez Yönetim Kurulu toplantımıza katılma hakkına sahip kadın ve gençlik kolları başkanlarımızla dört grup yöneticimiz arasında toplam yedi kadın bulunuyor. Toplantımızın gündeminde yaşanan seçim sürecinin değerlendirilmesi, partimizin olağan kongreleri, kongreler sürecinin başlatılması, ülke, ülke gündemine dair değerlendirmeler ve yaklaşan yerel yönetim seçimlerine yapılacak hazırlıklar vardı. Değerli basın mensupları, Mayıs ayında yapılan seçimler 2018'de başlayan parti devleti rejiminin ilk seçimiydi. Hükümet devletin tüm imkanlarını ve gücünü bu seçimleri kazanmak için pervasızca kullandı. Cumhuriyet tarihinin en adaletsiz seçimi yaşandı. Anayasaya göre milletvekili olamayan bakanlar milletvekili adayı yapılarak seçim sürecine dahil edildi bakanlıkların imkanları seçim kazanmak için seferber edildi. Bu seçim sürecinde hükümet, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir yalan, dolan ve ahlaksızlık furyasına başvurdu. AK Parti Genel Başkanı meydanlarda montaj videolarla vatandaşı kandırmaya çalıştı. Kampanya süreci sahtekarlıkla mağlul edildi. İnsanların gözünün içine baka baka yalanlar söylendi. Türkçe bile bilmeyen yabancılar 3 kuruşa aldıkları vatandaşlık hakkıyla oy kullandı. Ülkenin kaderi hakkında söz söyledi. Ülkemizde neresinden baksanız sakatlanmış, neresinden baksanız kirletilmiş, siyaseten de ahlaken de meşru olmayan bir seçim süreci yaşandı. Vatandaşına yalan söyleyen bir kişi bu ülkeyi nasıl sağlıklı bir şekilde yönetecek göreceğiz. Böyle bir kampanya sürecinde başta Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok çalıştık. Her iki seçmenden biri oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi. 25 milyon 504 bin 724 yurttaşımızın oyunu aldık. Ama istediğimiz sonuca ulaşamadık. Ancak yılgınlığa, umutsuzluğa kapılmadan bize oy veren 25,5 milyon yurttaşımız başta olmak üzere tüm yurttaşlarımızın hakkına hukukuna sahip çıkacağız. Cumhuriyet Halk Partisi bir asırdır süren demokrasi, hak, hukuk ve adalet mücadelesine devam edecek. Biz bölen değil, birleştiren olacağız. Değerli basın mensupları, kıymetli yurttaşlarımız. Tekrarlıyoruz. Daha önceki konuşmalarımda da ifade etmiştim. Bugün bizler için Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki 8. gün değil yerel seçim sürecinin başlamasından sonraki 8. gün. Son seçimden bu yana geçen sürede hem geçen seçimle ilgili özel, özel e, öz eleştirilerimize devam ediyor hem de yaklaşan yerel, yerel seçime hazırlıklarımızı başlattık. Bu çerçevede parti meclisi toplantımızda yapılan değerlendirmeler ışığında kongreler sürecinin bugün başlatılmasına ve mevzuattaki asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanmasına karar verdik. Ayrıca tüzüğümüzün bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dönük örgütümüzün taleplerine dikkate alacak bir komisyonun kurulmasına da yine karar verdik. Örgütlerimizin yenilenerek, tazelenerek, birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak, kırmadan, dökmeden, güçlenerek partimize yerel yönetim seçimlerinde büyük bir başarı yaşatması için gereken her türlü çabayı göstereceğiz. Değerli basın mensupları, sarayın kirli dili ve siyaseti sadece milleti bölmedi. Ekonomimizi de alt üst etti. 14 Mayıs seçimlerinden bu yana Türk lirası dolar karşısında yüzde dokuz değer kaybetti. Döviz kurlarını ve ekonomik gidişatı iyi göstermek için kazanın dibini kazıya kazıya sonunda kazanı deldiler. Merkez Bankası'nın önceki seçimlerde 128 milyar dolarını, bu seçimlerde de bunun çok daha fazlasını bankanın arka kapısından kuralsız, denetimsiz bir şekilde buharlaştırdılar. Bankanın, yani milletin döviz kasasını boşalttılar. Şimdi Erdoğan, geçmişte olmadık hakaretler ettiği, Halk Bankası'nı da dolandırmakla suçladığı isimlerden birini, Sayın Mehmet Şimşek'i dışarıdan para bulsun diye yeniden göreve getirdi. O dönem Erdoğan'ın suçlamalarını muhataplarından biri olan Yeni Hazine ve Maliye Bakanı göreve başlarken Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönmekten başka bir seçeneği kalmadığını söyledi. Yani parayı bulabilmesinin şartının sarayın uyguladığı akıl dışı politikalardan vazgeçmesi olduğunu ifade etti. Yeni bakan bu sözlerle sarayın faiz sebep, enflasyon netice şeklinde özetlenebilecek safsatasının ve ucube Türkiye modelinin akıl dışı, aklın kurallarına dayanmayan, ölçüsüz ve hesapsız olduğunu ilan et. Epistemolojik kopuştan kopacaklarını söylemiş oldu. Şimdi Erdoğan'a sormak gerek. Milleti hayat pahalılığı ile işsizlik arasında ezen, milletin 418 milyar dolarını yandaşlarına peşkeş çeken, Merkez Bankası'nın döviz kasasına 80 milyar dolar açık verdiren akıl dışı safsataların, irrasyonel politikaların sahibi olarak millete ne söyleyeceksiniz? Sayın Bakan'a da sorulması gereken sorular şunlar: bu rezaletin hesabı kimden sorulacak? Sayın Bakan Erdoğan'ın sizinle ilgili Halk Bankasındaki yolsuzluk iddialarını sineye çekecek misiniz? 2018 ve 2019 seçimlerinde 128 milyar doların Merkez Bankasının arka kapısından kimlere satıldığını, yine bu son seçimde bir o kadar rezervin daha kimlere satıldığını araştırıp kamuoyunu açıklayacak mısınız? Yoksa kendinizden önceki dönemde yaşanan hukuksuzlukların üstünü örten bir bakan olarak tarihe geçmeyi mi tercih edeceksiniz? Tüm bunların yanında bizim de saray ve şürekasına milletimiz adına şunu sormak hakkımız. Madem sonunda bizim dediğimize gelecektiniz. Bu kadar haltı neden yediniz? Sorunun böyle olacağını, bir sonunun böyle olacağını bile bile milleti hayat pahalılığı ile işsizlik arasında neden ezdiniz? Seçimin ardından sigarasından elektronik eşyasına zam yağmuru başladı. Ekmek üreticileri Haziran'da zam istiyor. Bir ekmeğin 10 liraya kadar çıkabileceği daha şimdiden konuşuluyor. Bu arada buğday taban fiyatlarında daha hala ilan etmediniz. Çiftçi taban fiyat bekliyor. Söylemiştik, taban fiyatın 13 liranın altında olmaması lazım. Son bir yılda dana eti yüzde 137, birilerinin ucuz olduğunu iddia ettiği kuzu eti yüzde 111, sofralarımızın vazgeçilmezi kuru fasulye yüzde 93, kuru soğan yüzde 92, beyaz peynir yüzde 92, nohut yüzde 83 zam görmüş. Dün açıklanan enflasyon rakamlarından bu çıkıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle dünyada gıda fiyatları tarihi zirvesine çıkmıştı. O günden bu yana dünyada gıda fiyatları %22 düşmüş. E peki bizde ne olmuş? Türkiye'de gıda fiyatları %75 artmış. Tekrarlıyorum. Dünyada %22 düşmüş. Türkiye'de %75 artmış. Ülkemizde gıda fiyatları 2020'nin Ağustos ayından bu yana tam 33 aydır kesintisiz artıyor. Bunu dünyada böyle diyerek, dünyada da böyle diyerek izah etmek mümkün değil. Bunun bir tek sebebi var, o da hükümetin beceriksizliği. Dün açıklanan makyajlı TÜİK rakamlarına göre Mayıs'ta aylık tüketici enflasyonu yüzde veya binde dört oldu. Seçim döneminde doğalgazın milletimize bedava verilmesi Mayıs ayında enflasyonu 3 puan civarında düşürmüş. Ama böyle bir bedava doğalgaz verilmesi süreci Haziran ayında tekrarlanmayacak. Dolayısıyla Haziran'da gaz fiyatları eski seviyesine çıkacak. O zaman enflasyon yeniden artacak. Nitekim TÜİK'in makyajlı Mayıs enflasyonu sıfır fiyatlı doğalgazla düşerken Enflasyonun önümüzdeki dönem eğilimini gösteren çekirdek enflasyon verileri hız kesmeden artmaya devam ediyor. Önümüzdeki ay, önümüzdeki aya, ay diğer tüm mal ve hizmetlerin fiyatı sabit kalsa bile sadece evlerde kullanılan doğalgazın fiyatı eski seviyesine döneceği için enflasyon 3 puana yakın yükselecek. Tabi bu arada seçim nedeniyle azdırılan iç talep ve Türk lirasındaki değer kaybıdığında fiyatlara yansıması dikkate alındığında Haziran enflasyonu öyle gözüküyor ki geçtiğimiz yılın rekor kıran Haziran enflasyonuyla yarışacak. TÜİK'in makyajlı verileri ne derse desin, bugüne kadar izlenen, yani yeni Hazine ve Maliye Bakanı'na göre de irrosyan, irrasyonel, Türk Dil Kurumu'na göre akıl dışı politikaların sebep olduğu enflasyon ve hayat pahalılığı ekonomideki en önemli sorun olmaya devam edecek. Tabi sarayın emeklilerimize, memurlarımıza, asgari ücretlilere seçim öncesi verdiği taahhütler var. Ayrıca seçimden sonra hükümetin başının milletimizi enflasyona ezdirmeme sözü, sözü de orada duruyor. Biz bütün bu sözlerin takipçisi olacağız. Değerli basın mensupları, seçilmek için domuz bağcılarla ittifak kuran hükümet, bugüne kadar yaptıklarıyla da ekonomiyi domuz bağıyla bağladı. Ekonomi boğulmak üzere. Artık bu işi ciddi faturalar ödemeden temizlemek maalesef mümkün değil. Yeni ekonomi yönetimi ilk Merkez Bankası toplantısında vereceği faiz kararıyla sınanacak. Yeni yönetim neyi ne kadar yapabilecek? Yerel yönetim seçimleri öncesinde Saray neye ne kadar sabredecek? Ne kadarına razı olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama atalarımızın dediği gibi katran kaynatmakla şeker olmuyor. Yakın zamanda laf dinlemediği için görevden alınan Merkez Bankası başkanları, rasyonel politikalar uygulamaya çalıştığı için görevden affını istemek zorunda kalan Hazine ve Maliye Bakanları düşünüldüğünde önümüzdeki dönem maalesef umut vaat etmiyor. Tabii sadece ekonomide değil, seçimin ardından siyasette, hukuk devletinde ve içtimai hayatta yaşananlar da önümüzdeki dönemin çok kolay olmayacağını gösteriyor. Türkiye İşçi Partisi'nin seçilmiş milletvekili Can Atalay hala tahliye edilmedi. Seçilmiş bir milletvekili bugün hukuksuz bir biçimde, hakkında kesin karar olmadan hapiste tutuluyor. Genel Başkanımızın da belirttiği gibi bu sadece can atalayı değil, ona oy veren tüm insanları tutuklamak anlamına geliyor. Buradan sarayı da, sarayın hakimlerini de uyarıyoruz. Bu topluma daha fazla zarar vermeyin. Adaletteki bu aşınmayı, erozyonu durdurun. Milletin vekil seçtiği can atalayı, milletin iradesini derhal serbest bırakın. Hapsetmeyin. Yeni kurulan hükümet Erdoğan'ın ve partisinin bugüne, bugüne kadar anlattıkları vesayetten ve darbelerden kurtulma hikayelerine hiç de uymuyor. Askeri vesayet diye bar bar bağıran, askeri bürokrasi üzerinden kendine mağduriyet, mağduriyet hikayeleri devşiren saray, şimdi tam bir vesayet düzeni görüntüsü veren uygulamaları hayata geçiriyor. Darbeyi eniştesinden öğrenen Erdoğan, sır küpüm dediği dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Dışişleri Bakanı atıyor. Yetmiyor Milli Savunma Bakanlığı'na da ikinci defa bir Genel Kurmay başkanını atıyor. Genel kurmay başkanlarının sivil hükümetlerde milli savunma bakanı olmasını usul haline getiriyor. Bu nasıl bir sivilleşme anlamak mümkün değil. Bu yapılanlar tehlikeli bir biçimde ordumuzu ve istihbarat teşkilatını siyasetin bir unsuru haline getirme riski taşıyor. Kurumların milliliğine gölge düşürüyor. Değerli basın mensupları. Bu yeni dönemde Erdoğan'ın seçilmesinden en mutlu olanlar listesinin birinci sırasında hiç şüphesiz 3-5 maaşlı saray şürekası, faiz lobileri ve dolar baronları yer alıyor. Ama ikinci sırada da şüphesiz Erdoğan'ın seçim boyunca taşlayarak üzerlerinden oy devşirdiği yurt dışındaki ortakları alıyor. Türkiye'deki seçimin ardından sarayın geri kabul anlaşması imzaladığı ülkeler çok mutlu gözüküyor. Hükümetin Türkiye'yi Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıları bünyesinde tutan bir sığınmacı üstüne çevirmeye, gençlerin işlerini sığınmacılara, kaçaklara peşkeş peşkeş çekmeye devam edeceğini görüp derin bir oh çektiler. Macaristan'ın popülist lideri şu söylediklerine bir bakın. Erdoğan'ın zaferi için sadece tezahürat etmedi çok ve çok dua ettim. Erdoğan kazanmasa bu Avrupa'ya bir anda 2 ila 3 milyon mültecinin akın etmesi anlamına gelirdi diye açıklama yaptı. Bence bu açıklama Erdoğan'ın milletimize değil kimlere çalıştığının çok açık bir itirafı. Yine seçimin ardından NATO'da İsveç'in üyeliği için harekete geçti. Seçimde önce söylenen laflar, kesilen raconlar unutuldu. Erdoğan seçimden sonra terörle mücadele istenen isimlerin iadesi falan demeden İsveç'in üyeliği için NATO Genel Sekreteri ile yeniden masaya oturdu. Seçim için yapılan küffara karşı ümmetin lideri makyajları seçimden sonra Erdoğan'ın yüzünden çok çabuk aktı. Sarayın iplerini tutanlar belli ki hemen örtülü desteklerinin diyetini de istemeye başladılar. Biz boşuna demiyoruz. Bu hükümet eli iyisidir diye. Yabancıların istediği ne varsa bir bir hayata geçerken ülkemizin geleceği giderek karanlığa gömülüyor. Sarayın kendi akrabayı taluk yöneticiliğini yaptığı vakıflar üzerinden inşa ettiği yapılar giderek devletleşiyor. Erdoğan'ın oğlunun yönetiminde olduğu bir vakfa, İstanbul'da 237 devlet okulunun yaz boyunca dini eğitimler düzenlemesi için tahsis edildiği iddia ediliyor. Bu çerçevede yeni atanan Milli Eğitim Bakanı'nın geçmişte karma eğitime karşı ve Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırı açıklamalarında unutmadık, not ettik. Gözümüz bu bakanın uygulamaların üstünde olacak. Ülkenin neresinden tutsanız elinize saraya ailesinin kontrolündeki vakıflar geliyor. Devlette erozyon yanına yaklaşan her şeyi bir bataklık gibi içine çekiyor. Bir yanda ekonomik sıkıntılar, bir yanda özgürlük alanının daralması, bir yandan bir yanda ardı arkası kesilmeyen rezaletler gençlerimizin umutlarını yok ediyor. Bu ülkenin gençleri artık geleceklerini vatanlarından başka yerlerde kurmaya çalışıyor. Uluslararası bir vakfın yaptığı son araştırmaya göre 18-25 yaş arasındaki her 100 gencimizden 84'ü ekonomik gerekçelerle tüketimini sınırladığını söylüyor. Yine her 100 gencimizden 63'ü eğer bir imkan bulursa başka ülkede yaşamak istediğini ifade ediyor. Başka ülkede yaşamayı isteyen her 100 gencimizden 48'i Yaşam koşullarını iyileştirmek için 20'si daha fazla özgürlük isteğiyle bu tercihte bulunduğunu söylüyor. Oysa Anadolu'muzun ve Trakya'mızın toprakları çok zengindir. Bu ülke gençlerine doğru bir eğitimle, doğru bir yönetimle başka ülkelerdeki akranları kadar çalışarak onlardan daha fazla refah sağlayabilir. Çünkü gençlerimizin böyle bir kabiliyeti de vardır. Bu ülke gençlerine, vatandaşlarına her türlü imkanı sağlayabilecek olanaklara sahiptir. Aslında bunun için tek bir ihtiyacımız vardır. O da doğruları yapan bir yönetimdir. Hiç unutmayalım. Bu ülkede her iki seçmenden biri muhalefeti yani bizi destekledi. Bu desteği Erdoğan'ın girişimlerine rağmen bir arada tutmak bizim boynumuzun borcu. Bu sarayın denetlenmesi ve dengelenmesi hükümetin sorumsuzluklarının millet adına kontrolü açısından çok önemli bir kazanımdır ve dağılmaması gerekir. 14-28 Mayıs seçimlerinde muhalefetin birleşen gücü bir çığ gibi artarak algı yönetmekten başka bir şey bilmeyen, milleti yokluğa ve açlığa mahkum eden bu hükümeti bugün değilse yarın sandık yoluyla evine gönderecektir. Zaman şimdi ayağa kalkıp, üstümüzü silkeleyip, eksikliklerimizi giderip bundan 9 ay sonraki yerel yönetim seçimleri için uğraşa atılma zamanıdır. Zaman ülkenin aydınlık geleceğine inananların safları sıklaştırması zamanıdır. Unutmayalım. Gecenin en karanlık anı aynı zamanda sabaha en yakın olduğumuz andır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Evet. Hanım öncelikle bize yönlendirilen bir soru var onu ileteyim. ATV tarafından yönlendirildi bu soru. ATV'nin sorusu şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarına göre istifa etmeyi düşünüyor mu? Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında koltuk savaşı yaşandığı da iddia ediliyor. Ayrıca kurultay tarihi de netleşti mi? Öncelikle ilk soruyla ilgili olarak altını çizerek şunu belirtmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi bir çadır partisi değildir. Dünyada Gerçekten işine az rastlanır bir maziye sahip olan asırlık bir partidir. Yerleşik usullere sahiptir ve bu partide kimse tek başına aklına estiği gibi karar alamaz. Bütün kararlar yetkili kurullarında, yet partinin yetkili kurullarında tartışılarak alınır. Bizi başka partilerle karıştırmayın. İkinci sorunuzla ilgili olarak Genel Başkanımız Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarıyla Partimizin il ve ilçe başkanlarıyla, örgütümüzün kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla hasılı tüm seçilmişlerimizle, örgütümüzle sorunlar, meseleler hakkında istişarelerde bulunur. Bu istişarelerden farklı sonuçlar çıkarmaya çalışmamak gerekir. Az önce söylediğim gibi biz kurumsallaşmış asırlık bir partiyiz. Ve son soruyla ilgili olarak da evet bugün kongreler takvimini başlatma kararını aldık söylemiştim. Yasal asgari süreler dikkate alınarak bu takvimi en hızlı şekilde tamamlayacağız. Evet, sizlerin soruları vardı. Buyurun. Faik Bey, diğer taraftan aslında belki bir önceki soruyla da bağlantı olarak CHP'ye oy veren ya da Millet İttifakı'na bu seçimlerde oy veren seçmenlerle CHP arasında bir kopukluk, bir kırıklık, bu seçmenlerde bir küskünlük olduğuna yönelik genel bir izlenim var. Bunu hem sosyal medyadan hem de normal sosyal hayattan da görebiliyoruz. Bu kopukluğu, bu kırıklığı gidermeye yönelik CHP'nin atacağı bir adım olacak mı? Çünkü bu seçmenlerin de yine belki hani genel başkanın değişmesi gibi ya da başka değişimler gibi bir değişim talebi var. Bu kopmayı siz nasıl aşmayı düşünüyorsunuz? Çünkü yerel seçimlere yaklaşırken yeniden bu seçmenlerden oy isteyeceksiniz. Çok teşekkürler, sağ olun. Ee, biraz önce ifade ettim. Kongreler takvimimizi yani partinin yenilenme, parti örgütlerinin yenilenme takvimini başlattık. Ben konuşmamda da ifade ettim, kimsenin karamsar olmasına gerek yok. Çünkü sonuç itibariyle baktığınız zaman 25 milyon seçmen, yani Türkiye'deki her iki seçmenden biri Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermiş, muhalefete oy vermiş. Bu tabii ki... Oldukça e, önemli bir kazanım ve bu kazanımı muhafaza etmek zorundayız. E, önümüzdeki seçimlerde e, bu e, hedefe ulaşamamanın getirdiği sıkıntıları hızla aşabileceğimizi düşünüyorum. E, Faik Bey, birinci sorum şu. E, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi olarak, Öz eleştiriniz tam olarak nedir? Şimdi eksiklikler deniyor. Evet adil bir seçim atmosferi olmadı. Agit raporu da bunu ifade ediyor ama adil seçim atmosferi olmayacağını aslında muhalefet biliyordu diye de bir genel görüş var. E, bu çerçevede tam olarak öz eleştiriniz nedir? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sını ve grup yönetimini kadın ağırlıklı yapması, e, kadınların bu yükü sırtlanması sorunu tek başına çözer mi? Ee, bu çerçevede bu noktada ne söyleyebilirsiniz samimi öz eleştiri konusunda? İkinci sorum da şu e, CHP tüzüğünü bilmeyenler kamuoyunun net olarak anlaması açısından asgari süreler diyorsunuz kongre süreci ama asgari süreden tam olarak kastınız nedir? Ağustos ayı mıdır? Eylül ayı mıdır? Tam nedir efendim? Bunu da bir açıklarsanız. Şimdi e, şöyle <laughs> Bir kere birincisiyle ilgili olarak e, şunu ifade etmek isterim. Bu e, öz ve buna dair tespitler süreci devam ediyor. Hatta geçen gün parti meclisimizde bunun en detaylı bir şekilde sürdürülmesi e, konusunda da e, karar aldık. Ve bununla ilgili olarak arkadaşlarımız çalışıyorlar. Yani bu… Bunu önümüzdeki dönemde daha detaylı bir şekilde açıklama imkanını bulacağımızı düşünüyorum. Ama ilk tespitlerimiz çerçevesinde gerekenleri yapmaya başladık. Asgari sürelerden ne anladığımıza gelince ben tüzükteki asgari süreler demedim, mevzuattaki asgari süreler dedim ve dolayısıyla bu asgari sürelere uymak uyarak en hızlı şekilde kongreler takvimimizi tamamlayacağız. Yani bu e, ekim olur, e, ekim ortası olur. E, bakalım yani ona göre e, bu hızla yürüteceğiz ama yolda yürürken bir bakalım. Çok özür dilerim, Sorun daha vardı, onu da eklemek isterim. E, Paylaştığımız merkez yürütme kurulu fotoğrafında bulut yönetiminden bulut başkan vekili Gökhan Günaydın'ı göremiyoruz. Gökhan Güneycim, toplantıda olmamasının nedeni var mı? Hayır yok. Kendisi İstanbul'da olduğu için mazeret bildirmiş. E, o nedenle e, şu anda toplantıda yok. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.